Merhaba arkadaşlar, Örgü Köşem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere pullardan fiyonk yaptım. Bunu anlatmaya çalışacağım. İki parçadan ördüm arkadaşlar. Daha sonra birleştirip fiyonk haline getirdim. Sadece sık iğneden ördüm. Evet, bu şekilde patiklerimizin üzerinde bakın güzel bir süsleme olduğunu düşünüyorum. Sizler de beğenirseniz benimle birlikte örmek isterseniz başlayalım arkadaşlar. İpimiz nako pırlanta. Tığım 3 numara 1,70 milim ve istediğiniz renklerde pullarımız var. Evet. 14 zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. İpimizi bağladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincirimizi ve şimdi 13 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincir çekip dönelim. Pulları arkada örerken koyacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve pulları dizmeye başlıyoruz. Bir pul, bir sık iğne. İlk sırada 6 tane pul. Daha sonra 7'ye çıkaracağım ve 7 ile de bitireceğim. Sadece ilk sırada 6 tane koydum. Pul sayısını azaltarak, çoğaltarak da fiyonkunuzun büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz tabii ki. Daha küçük süslemeler için 4 pul falan yeterli olur sanırım. İki, dört, altı. 6 pulumuz oldu. Son yere de bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sıramızı boş örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ve 13. Bir zincir çekip döndüm ve hemen pulları başlıyorum. İlk yere hemen bir tane pul. Bir sık iğne. Bir pul. Bir sık iğne. Bir pul, bir sık iğne. Bir sık iğne ve son yere de bir tane pul takıyoruz. Sayalım. 2, 4, 6, 7. Bakın bu şekilde 6 ile başladım. 7'ye çıkardım. Bundan sonraki sıralarımı 7 olarak devam edeceğim. Yani 2 sıra daha örüp toplam 4 sıra bir tarafı için
fiyonkumu öreceğim. Aynı parçadan iki tane örüyoruz. Daha sonra birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip dönüyorum ve hemen pullara başlıyorum. Bir pul, bir sık iğne ve tekrar son yere de pulla sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde pullarımız üst üste geliyorlar. Bu sıramızı boş örelim. Şimdi son sıramızı da yapalım pullu. Sık iğneye batıyoruz, pula batıyoruz ve bir tane sık iğne örüyoruz. Bir zincir çektim. Evet, bakın bu şekilde ilk kısmımızı bitirdik. Bir, iki zincir çekelim, dolayalım. Şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar. Şu iç kısmını. İpimi 2 zincir çektim, doladım. İlk yere batıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. İkisini bekletiyorum. Doluyorum. Diğerine batıp 2 ilmeğini örüyorum. Tığımda bekletiyorum. Doluyorum. Diğerine batıyorum. 2 ilmeğimi örüp tığımda bekletiyorum. Bakın 4 tane tığımda ilmeğim var. Bunun hepsini birden çekiyorum. Doluyorum. Bir sonrakine batıp 2 ilmeğimi ördüm. Doladım. Diğerine battım. 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 tane var. 3'ünü birden çekiyorum. İlk köşelerde 3 tane trabzanı kesiyorum. Ortalarda 2 trabzanı. Yani trabzanla kesmeler yapıyorum. 2 ilmeğimi ördüm, doladım, diğerine battım. 2 ilmeğimi ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü birden ördüm. Doladım. Battım. 2 ördüm, doladım. 2 ikisini ördüm. 3'ünü birden ördüm. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. 1 2 İkisini birden ördüm.
Doladım. 2 ilmeğimi kestim. İkisini ördüm. Üçünü birden ördüm. Bakın bu şekilde eksiltmeler yaptım. Bir zincir çekip sıkılaştıralım ve bunu keselim. Bunu kesiyoruz. İplerimizi arkada temizleyelim. Aynısından bir tane daha öreceğiz. Daha sonra birleştireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi tekrar 14 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bir tane atlayıp ikinciye batıyoruz. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. 13 tane. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. Daha sonra pullara başladım. İlk sıramızda yine 6 tane pull. İkinci sıramızda 7'ye çıkarıyoruz. İki, üç, dört, beş, ve 6. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi bu sıramı sık iğne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Bir zincir çekip dönüyorum ve hemen sık iğne yapmadan pull'a başlıyorum. Yedi tane pulumuzu ördükten sonra iki sıra daha aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi son yere de bir tane pul takıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu sıramı sık iğne. Yediden yani yedi puldan iki sıra daha örelim. Aynı örgümüzden örüp daha sonra birleştirelim. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar eksiltmelerimizi yapalım. İlk yere 3 tane eksiltme yapalım. Doluyorum. Diğerine batıp ikisi ilmeğimi örüyorum. Tığımda 4 ilmeğim var. 4'ünü birden örüyorum. Doluyorum. Diğer yere batıp 2 ördüm. Doladım. 2 ördüm. 3 kaldı. 3'ünü birden ördüm.
ikisini ördüm, doladım, ikisini ördüm ve üçünü birden ördüm. İkisini ördüm, doladım, diğer ilmeğimin ikisini ördüm, üçünü birden çektim. Doluyorum. İki ilmeğimi ördüm. İki ilmeğimi ördüm. Son yere de iki tane ikili yapalım ve bitirelim. Bakın bu şekilde. Evet, bitirdik. Şimdi bu iki ucu birbirine birleştireceğiz. Şimdi aynı karşıdaki sık iğne şöyle tutalım. Karşılıklı sık iğneler yapalım ilmeklerimize. Şu şekilde. Evet, bu şekilde. İplerimizi temizleyelim bir. Evet. İplerimizi temizledikten sonra arkadaşlar ilmeğimizin içerisinden ipimizi geçirelim. Bu şekilde sıkılayalım. Ve bu ipimizi orta kısmını yapmak için sıkıştıracağız arkadaşlar. Şöyle biraz saralım. Eşit bir şekilde. İpimizi sardıktan sonra orta kısmına iyice buraya böyle zincir çekiyormuş gibi tutturalım. Evet, fiyonkumuzu bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Her rengi güzel olur. Örgü süslemelerimizde kullanabiliriz. Evet, fiyonkumuz hazır arkadaşlar. Evet, patiğimizin üzerinde de bu şekilde duruyor. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar güzel bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.